Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Türkiye dışında yaşayan seçmenler 20 Mayıs 2023 tarihinde oy vermeye başlayacak. Oy verme işlemleri pek çok ülkede 24 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Oy verme işlemleri bazı ülkelerde ise 21, bazılarında ise 22 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Yurt dışı seçmenler yine 73 ülkedeki Türkiye temsilcilikleriyle temsilciliklere bağlı olarak kurulacak olan 156 sandıkla gümrük kapılarında oy kullanacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri seçim günü olan 28 Mayıs'ta saat 17'ye kadar devam edecek. En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'daki 13 konsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda saat 8 ile 23 arasında oy verilecek. Almanya'da konsolosluklarda kurulan sandıklarda oy verme işlemi 24 Mayıs, konsolosluk binaları dışındaki sandıklarda oy kullanma işlemleri ise 21 Mayıs'ta sona erecek. Konsolosluklar dışında Dortmund, Aachen, Ziegen, Fulda, Kiel, Bremen, Mannheim, Zabüken, Bielefeld, Regensburg ve Ulm'de sandık kurulması planlanıyor. Ancak bu yerlerde sandık kurulabilmesi için Almanya hükümetinin izni olması gerekiyor. Almanya 14 Mayıs'ta Aachen, Bremen ve Regensburg dışındaki yerlerde sandık kurulmasına izin vermemişti. İşte Avrupa'da oy kullanma merkezleri. Almanya, Berlin Başkonsolosluğu, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Ziegen Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Fulda Frankfurt Başkonsolosluğu, Limburg Frankfurt Başkonsolosluğu, Hamburg Başkonsolosluğu, Kiel Hamburg Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Bremen Hannover Başkonsolosluğu. Kassel Başkonsoloslu, Karlsruhe Baş Mannheim Karlsruhe Baş Köln Kön Aachen Köln Baş Mainz Başkonsoloslu, Konsolosluğu, Mainz Başkonsoloslu, Konsolosluğu, Münih Baş Münster Baş Bielefeld Münster Baş Nürnberg Başkonsoloslu, Regensburg Nürnberg Baş Ulm Stuttgart Baş Stuttgart Baş Fransa, Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Clermont-Ferrand Lyon Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu, Orleans Paris Başkonsolosluğu, Mulhouse Strasbourg Başkonsolosluğu, Strasbourg Başkonsolosluğu, Avusturya, Bregenz Başkonsolosluğu, Salzburg Başkonsolosluğu, Innsbruck, Salzburg Başkonsolosluğu, Linz, Salzburg Başkonsolosluğu, Graz, Viyana Başkonsolosluğu. Viyana Başkonsolosluğu, Belçika Anvers Başkonsolosluğu, Haselt Anvers Başkonsolosluğu, Brüksel Başkonsolosluğu, Hollanda Amsterdam Başkonsolosluğu, Deventer Başkonsolosluğu, Eindhoven, Rotterdam Başkonsolosluğu, Rotterdam Başkonsolosluğu. Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine ilişkin resmi olmayan sonuçlar Almanya'da da yankı buldu. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir yaptığı açıklamada seçimlere ilişkin karamsar bir tablo çizdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanması durumunda bile son derece bölünmüş bir ülkeyle karşı karşıya kalacağını belirten Özdemir, meclis seçimlerinin geçici sonuçlarının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şimdiye dek olmadığı kadar muhafazakar bir hale getirdiğini söyledi. Yeşiller Partili politikacı, milliyetçi aday Sinan Oga'nın ikinci turda belirleyici konuma geldiğini, bunun da Türkiye'nin ne kadar sağa kaydığının bir başka göstergesi olduğunu belirterek, meclis aritmetiğindeki sağa kayışın kadın hakları, LGBT hakları, insan hakları ve azınlık hakları açısından kesinlikle iyi bir haber olmadığını kaydetti seçimde hile ve usulsüzlük yapıldığına dair elde bir veri bulunmadığını, ancak seçimlerin adil olmayan bir ortamda gerçekleştiğini savunan Özdemir, adayların medyada adil şartlarda erişiminden bahsedilemeyeceğine, ayrıca muhalif politikacılarla gazetecilerin bir bölümünün hapis ya da sürgünde olduğuna işaret etti. Almanya'daki seçim sonuçlarına da değinen Özdemir, Almanya'daki pek çok Türk seçmenin Erdoğan için oy kullanmasında Almanya'daki entegrasyon politikalarının başarısızlığının da rol oynadığını söyledi. Geçmişte Türkiye kökenlilere yönelik kapsayıcı politikalar izlenmediği eleştirisinde bulunan Özdemir, Almanya'daki tüm demokratik partilere bir yandan demokratmış gibi yapıp diğer yandan aşırı milliyetçi, köktenci tutumlara destek verme oyununun bir parçası olmaktan vazgeçin çağrısı yaptı. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Michel Roth ise Türkiye'de pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görünen sonucun beklentileri boşa çıkardığı mesajı verdi. Bu öncelikle demokratik ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye arzu eden herkes açısından iç karartıcı bir sonuçtur diyen Roth. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci tura kalması durumunda kampanyalarını tüm sertliğiyle sürdüreceğini, muhalefetin adayını itibarsızlaştırma ve inanırlığını zayıflatma çabasına devam edeceğini kaydetti. Seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğini belirten Sosyal Demokrat Partili politikacı, Türkiye en az 10 yıldır otoriter bir sistem yolundadır. Seçimler özgürce yapılmış olabilir ama adil değildi. Tüm devlet kurumları ve medyada büyük ölçüde Erdoğan ve rejimi tarafından kontrol ediliyor. Erdoğan yeniden seçilmesi durumunda bu durum Türkiye-Alman ilişkilerini de zorlaştıracaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın göreve devam etmesi durumunda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da endişeli olduğunu söyleyen Roth, şu an yüzünü Avrupa'ya ve değerlerimize dönecek birine ihtiyacımız var ve bu kişi kesinlikle Erdoğan değil dedi. Almanya'da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin eş genel başkanı Ricardo Lang, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti olarak desteklerinin süreceği mesajı verdi. Lang, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak, parti olarak bu tür durumlarda da tutum takınmanın ve demokratların yanında izlemenin doğru olduğunu düşünüyorum dedi. Hükümette Dışişleri Bakanlığı'nı elinde bulunduran Yeşiller Partisi'nin eş genel başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda Almanya'nın Ankara ile sığınmacı anlaşması dahil temasta kalmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. Partisinin seçimler öncesinde Millet İttifakı'na verdiği desteğin özellikle de Almanya'da yaşayan seçmene yönelik net bir mesaj olduğunu belirten Lang. Ancak aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler açısından da bir fırsat olacağına inandığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'deki muhalifler Gazeteciler LGBT hareketi ve kadınların durumunun iyileşmesini umduğunu belirten Lang, bu insanların durumunun gelecekte biraz da olsa kolaylaşması beni çok mutlu eder dedi. Türkiye'de pazar günü gerçekleştirilen ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Alman basınında geniş yer almayı sürdürüyor. Alman gazeteleri 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçime Erdoğan'ın çok daha avantajlı bir şekilde girdiği konusunda hemfikir. Dikkatler Ata İttifakı adayı Sinan Ogan'ın kimi destekleyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun başarısız şansı olup olmadığına odaklanıyor. Handelsbrad gazetesi küçük ittifak partilerine sandalye dağıtarak mecliste de güç kaybeden CHP'nin seçimin en büyük kaybedeni olduğu yorumunda bulunuyor. 6 partiden oluşan muhalefet ittifakının HDP'den destek alması oyları artıracağı için başlangıçta pek çok siyasi gözlemci tarafından akıllıca bir hamle olarak yorumlandı. Gerçekte ise pek çok milliyetçinin muhalefete oy vermemesine neden oldu. Seçimler öncesinde Kürtlerin ve seçimlerde ilk kez oy kullanacak 5 milyon genç seçmenin belirleyici olacağı söyleniyordu. Şimdi ise belirleyici güç ultra milliyetçi Sinan Ugan. Şurası açık. Muhalefetin en önemli seçim vaadi olan Erdoğan'ın başkanlık sisteminin kaldırılması vaadi suya düştü. Muhalefet bunun için gerekli 5'te 3'lük meclis çoğunluğunun çok uzağında. Seçimin en büyük kaybedeni Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oldu. Beklenenden ve muhalefete en yakın anket şirketlerinin tahmin ettiğinden çok daha kötü bir sonuç aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek karşılığı ittifakta yer alan küçük partilere vaat ettiği sandalyeler nedeniyle meclisteki sandalyelerinin 5'te 1'ini de kaybetmiş oldu. Bu küçük partilerin oyları %2'yi bile bulamamasına rağmen Ulm kentinde yayınlanan Südwest gazetesinin yorumu ise şöyle. Ekonomideki kötü gidişatın devam etmesi durumunda Türkiye şimdiye kadar görülmemiş boyutta gerilimlerle karşı karşıya kalabilir. Batı ise yaklaşan felaketi şaşkın ama çaresiz bir şekilde izleyecektir. Türkiye'nin NATO üyesi olması Ankara için hep bir şantaj potansiyeli oluşturmuştur. Türkiye coğrafi ve askeri açıdan son derece önemli bir ülke. Bu nedenle Brüksel ve Washington tam bir ihtilaf riskine giremez. Erdoğan'ın Putin muamelesi görmekten korkmaması için bir neden de Suriyeli sığınmacılar. Bu sayede Kürtlere karşı savaş yürütmek için komşu ülkelere de asker de gönderebiliyor. Şunu açıkça söylemek lazım. Erdoğan'ın bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmesinde Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin de sorumluluk payı var. Berlin'e Morgan Post gazetesi ise Erdoğan'ın ikinci tura çok daha avantajlı girdiği değerlendirmesinde bulunuyor. Erdoğan %50'ye ulaşamamasına ve seçimlerin ikinci tura kalmasına rağmen rakibi Kılıçdaroğlu'nun dinamiğini bozmayı başardı. Erdoğan'ın ikinci tura belirgin avantajlarla gitmesini sağlayacak açık nedenler var. Ultra milliyetçi Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oga'nın oyu %5'i buldu. Seçmenlerinin büyük bölümü ikinci turda Erdoğan'a oy verebilir. Bunun dışında Erdoğan'ın hükümet koalisyonu meclis seçimlerinde mutlak çoğunluğu sağladı. Tüm bunlar Kılıçdaroğlu açısından dezavantaj. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta zafer kazanması için küçük bir mucizeye ihtiyacı var. Asburger Algemayne gazetesi ise Kılıçdaroğlu'nun o anın desteğini almak için HDP'den vazgeçmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunuyor. Seçim sonucunda muhalefetin de suçu var. Zaferden o kadar eminlerdi ki sağ seçmenden vazgeçebileceklerini düşündüler. Pazar günü bunun intikamı alındı. Erdoğan'a eleştirel bakan milliyetçi Sinan Oğan oyların %5'ini aldı. Ve ikinci turda Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da tüm Kürt partilerin devre dışı bırakılmasını ve 3.6 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine gönderilmesini talep edecek. Bu Kılıçdaroğlu için imkansız çünkü Kürtlerin oyu olmadan kazanamaz. Hristiyan aleminde İsa'nın göğe yükseliş günü kutlamaları nedeniyle bu hafta Perşembe günü hem Almanya'da hem de Hollanda'da resmi tatil. Hollandaca Hemelvaartk ve Almanca Christi Himmelfahrt olarak bilinen resmi tatil gününde birçok iş yeri kapılarını kapalı tutuyor. Süpermarketler ve büyük alışveriş merkezleri gibi bazı dükkanlarsa belirli saatlerde açık oluyor. Hollanda ve Almanya'da bulunan konsolosluklar da perşembe günü kapalı olacak. Acil durumlarda konsoloslukların verdiği telefon numaraları aracılığıyla yetkililere erişilebilecek. Hollandalı kuruluş ANWB, Perşembe günü özellikle eğlence parkları veya büyük alışveriş merkezlerinin bulunduğu yerlerde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu. ANWB açıklamasında A29'daki Bergen-Opzum'a giden Hainenort Tüneli'nde çalışma nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü saat 22'den 22 Mayıs pazartesi saat 5'e kadar kapalı olacağı hatırlatıldı kurum sürücülere dört reşit üzerinden gidebileceklerini kaydetti. Alman ADAC ise tatil için yola çıkacak sürücüleri otobanlarda yaşanması muhtemel trafik sıkışıklığına karşı uyardı. ADAC, Perşembe gününün onu takip edecek hafta sonu tatiliyle birleştirmeyi düşünen sürücülere 1200 otobanda yol çalışması olduğunu hatırlattı. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt am Main ve Stuttgart gibi büyük şehirlerdeki otoyollarda yoğun trafik beklendiğini kaydetti. Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 28 Mayıs tarihini içeren seyahatler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemlerinde kullanılabilmek üzere ilave haklar tanımlandığı belirtildi. 15 Mayıs ve öncesinde düzenlenmiş biletler için ücretsiz rezervasyon tarihi değişikliği, iptal veya iade yapılabileceği aktarılan açıklamada 14 Mayıs 2023, 11 Haziran 2023 dahil arasındaki Türkiye varışlı veya Türkiye çakışlı seferlere kayıtlı seyahati olan 28 Mayıs 2023 tarihini kapsayacak şekilde Türkiye varış veya çıkışlı yurt içi ve yurt dışı gidiş dönüş seyahati olan veya 15 Mayıs 2023 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye varışlı seyahati olup oy kullanmak için seyahat planını 28 Mayıs 2023 tarihini kapsayacak şekilde değiştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımız 11 Haziran 2023 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır ifadeleri kullanıldı. Hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılacağına dikkati çeken açıklamada, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir bilgileri verildi. Açıklamada biletlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin Türk Hava Yolları satış ofislerinden, çağrı merkezinden ya da internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi. Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın 30. kuruluş yıl dönümü Abhazya'nın başkenti Sohum'da düzenlenen bir forumla kutlandı. Gerçekleşen törene Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Biyeniya ve Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Arzinba ev sahibi olarak katılırken aralarında Abhazya'nın tam yetkili temsilcisi İbrahim Avizba'nın da yer aldığı Rusya, Venezuela, Nikaragua, Belarus, Güney Osetya ve birçok ülkenin temsilcisi katıldı. Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Arzimba, Abhazya'nın dünyada gelişen ilişkilerine dikkat çekerek Abhazya Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Rusya, Türkiye, Suriye, Venezuela, Nikaragua ve Belarus gibi ülkelerle derin diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz bulunuyor dedi. Arzimba'nın ardından söz alan Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bienya da Abhazya'nın diplomatik ilişkilerde atılım yaptığını vurgularken Abhazya'nın dünyada daha fazla tanınması için Dışişleri Bakanlığına verdikleri destekten bahsetti. Foruma katılan Rusya, Belarus, Nikaragua, Güney Osetya ve Venezuela gibi ülkelerin temsilcileri de Abazev ile kurdukları ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki etkisinden de sıklıkla bahsetti. Türk halkının kararına saygı duyuyoruz. Forumun ardından konuşan Abhazya Parlamentosu milletvekillerinden İnar Gitspa, Türkiye-Abhazya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'de geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlere dair değerlendirmelerde bulunarak, Abhazya-Türkiye ilişkilerine çok büyük önem gösteriyoruz. Gürcistan'la yaşanan savaşın ardından Abhazya'ya uygulanan ambargolarda Türkiye'nin desteğini her zaman hissettik. Savaş döneminde özellikle ilaç ve gıda konusunda Türkiye'nin bize çok büyük destekleri oldu. Bu nedenle Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun Türk halkının kararına saygı duyuyoruz. Türkiye-Abhaz ilişkilerinin de her koşulda gelişmeye devam edeceğini senin iktidara yakın Sabah Gazetesi'nin Avrupa merkezinin bulunduğu Almanya'nın Frankfurt kentindeki ofisine baskın düzenlediği, temsilci İsmail Erel ve haber müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi ofisin yanı sıra Erel ve Albay'ın evini aradı, bilgisayar ve telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdiği belirtildi. Sabah gazetesi ise gözaltıların 15 Temmuz 2016'dan sonra kapatılan Nokta dergisinin 22,5 yıl hapise çarptırılan firari yöneticisi Cevheri Güven'in şikayetiyle tebligatsız bir şekilde yapıldığını iddia etti. Sabah olayı FETÖ'cüler şikayet etti, polis baskın yaptı başlığıyla duyurdu.